Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Fatih Medreselerimizin hazırlamış olduğu Türkiye Peygamberine Sahip Çıkıyor adlı konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin en büyük varlığından en küçüğüne kadar, ilk evvelinden son haline kadar 18 bin alemin hatırına yaratıldığı o yüce şahsiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Biz onu ne kelamlarımızla ne de kalemlerimizle anlatma şansımız yoktur. Ancak kelamlarımızı onunla süsler, itibarımızı yükseltiriz. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyen bir peygamberi anlatmak veya Rabbimiz tarafından sen yüce ve güzel ahlak üzeresin buyurulan bir peygamberi anlatabilmek mümkün olmasa da örnek almamız için inşallah o peygamberin yüce ahlakından bahsetmeye çalışacağız. Peygamberimizin hayatı küçük bir ev halkını oluşturan dünyaya kapalı bir yaşam tarzı olan bir ev değil. Bilakis bütün insanlığa hayatının her safhasında eğitim veren bir yaşantısı vardır. Peygamberimiz insanları mallarına, mevkilerine göre asla sınıflandırmazdı. O fakir veya yoksul gibi bir ayrım yapmazdı. Aynı zamanda kendisi bir öğretici olduğundan şahit olduğu veya kendisine ulaştırılan yanlışlıkları insanlar kendisinden özür dilesin diye değil, hakkı, hakikati öğrensinler diye söylerlerdi. Onları rencide etmeden, üzmeden yanlışlarını düzeltirlerdi. Peygamberimiz devamlı, sonuk, durgun bir şekilde asla durmaz, sahabesine latife yapar, onlarla şakalaşırlardı. Allah'ın Resulü'nün hayatı takva üzere kuruluydu. Bir defasında bazı sahabelerle yere oturmuş yemek yerken zihinsel özürlü bir kadın Peygamber Efendimiz'e laf atarak şuna bakın, yere oturmuş köle gibi yemek yiyor dediğinde Peygamber Efendimiz ise benden güzel köle mi olur? Ben Allah'ın kölesiyim buyurdular. Bazen o mübarek sözlerine başlamadan önce ben çobanken diye başlar, hiçbir mesleği hasse almazdı o peygamber. Halbuki bu sıralarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüz binlerin devlet reisiydi. Peygamberimiz hayatında hiç yalan söylememiştir. Adaletten zerre kadar ayrılmamış ve hiç kimseyi de aldatmamıştır. Özellikle yaptığı alışverişlerde hep dürüst davranmıştır. Bir keresinde bir pazar yerinde dolaşırken bir tüccara buğdayın altı kuru, üstü yaştı. O tüccara dedi ki, o tüccar kendisini yağmurun yağmasıyla savundu. Peygamber Efendimiz o tarihi sözünü söyledi. Bizi aldatan bizden değildir buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem helal kazancı cihat sayar, haksız yollardan kazanmaktan, haram yemekten son derece sakındırırdı. Bu hayata düşenleri ise adil bir şekilde cezalandırırdı. Bir defasında Mekke'nin fethinden sonra kabile reislerinden birinin kızı hırsızlık yapar. Hüküm bellidir. Eli kesilecektir. Eli kesilmesin diye bazıları araya girmek ister. Fakat Efendimiz net ve tavizsiz bir şekilde bütün liderlere yön veren tarihi sözünü söyler. Hırsızlık yapan kızın
Medine'ye yeni gelen nesiller ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken Efendimizin kızı Fatıma da onlardan bir tane ev ihtiyaçlarını karşılaması için almak istedi. Fatıma validemiz evin bütün işlerini kendisi yapardı. Hatta dışarıdan suyunu da kendisi getirir. El değirmeniyle uğraşırken elleri bile nasıl bağlamıştı. Gül pancası, şefkat abidesi babadan kızına cevap olarak, ey kızım, meclisteki eshab-ı suffem ve fakir ve ihtiyaç sahipleriler, seni onlardan önce tutamam. Onlar daha önceliklidir. Kusura bakma, bir şey yapamam buyurmuşlardır. Yanında olan işçisini teri kurumadan ücretini verirler diyor peygamber. Onlara güçlerinin yetemeyeceği işleri teklif etmez. Yediğinden yedirir, giydiğinden giydirirlerdi. Ödemesi gereken ücreti vaktinde verir, insanlara ücretlerini telleri soğumadan veriniz diyerek sahibesini böyle yetiştirirdi. Onun merhameti karşısında deryalar dahi bir damla su kalıyor. Böyle büyük bir merhamete sahip peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. O peygamber ki kendisini öldürmeye gelen kendisinde hayat buluyor. Atmış olduğu yara ile bir müddet sonra vefat eden kızı Zeynep'in katili dahi affediyor. Amcasının katilini, en büyük zalimi iman etmeye karşılık affeden bir peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. O yüce peygamberin evinde bugünün yemeği yarına kalmamıştır. Son derece yokluk günlerinde dahi bugün gelen o gün Allah yolunda infak edilip tüketilmiştir. Yeni Müslüman olmuş veya uzaktan gelen misafirleri doyurmak için evvela kendi hane-i saadetlerine haber gönderir. Evde bir şey yoksa ki genelde hep böyle olurdu. Sonra onu sahabelerine yönlendirirlerdi. Allah'ın Resulü kendi malından hiç zekat vermemiştir. Çünkü zengin olacak bir birikim yapamamıştır. Hatta maddi kaynakların ortaya döküldüğü zamanda ailelerine ya ver ya da dünya diyerek sınır çizgisini belirlemiştir. Başta demiştik ya, biz peygamberimizi anlatamayacağız. Ancak kendi kelamlarımızı onunla süsleriz. Efendimiz daha sayamadığımız, saymaktan da aciz kaldığımız binlerce güzel ahlakı sahiptir. Rabbim bizi ve neslimizi onun ahlakıyla terbiye eylesin. O yüce peygamberin şefaatine hepimizi nail eylesin. Beni dinlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Vermeye haber.com.